deniz kenarında durmuş öyle bakınıyorken birdenbire üzerinize gelen dev gibi bir tsunamiyi görürseniz yapılacak tek bir şey var. Öyle ayakta durup izlemek. <laughs> Çünkü elinizden bir şey gelmez yani kaçacağınız yer yoktur. Nereye giderseniz gidin her şeyi silip süpürüyor tsunami. <laughs> Bunu niye söylüyorum? Çünkü içinde bulunduğumuz durum tabii herkesin değil ama ee, ...gördüğümüz bazı şeyler var ve tsunami gibi üzerimize geliyor ve yapacağımız hiçbir şey de yok. Birçok insanın merak ettiği şu, bu e, filmlerde, e, çizgi filmlerde, animasyonlarda sürekli olarak... ...başımıza gelecekler anlatılıyor ve bunlar göre göre başımıza geliyor. Peki bu filmleri niye yapıyorlar? Yani insanlar bunları izleyip uyanmaz mı? Ee, bakın bu filmleri yapanlar... Bu işleri başımıza saracak olanlar zaten. Neden yapıyorlar? Çünkü insanlar öyle zannedildiği kadar zeki değil. Yani siz şimdi baltayı çıkarıp ineğe gösterdiğinizde ne yapabilir? Hiç öyle bakar. Hatta hiç sevmediğim bir atasözü vardır. Kasabın baltasını yalayan öküz diye. İnsanlar da aynı işte bu kasabın baltasını yalayan öküz gibi. E, göremiyorlar çünkü. Yani güneş balçıkla sıvanmaz diye bir laf var. Evet doğrudur güneşi balçıkla sıvayamazsınız ama e, gözü e, balçıkla sıvayabilirsiniz. İnsanların gözünü kör edebilirsiniz. Bakmak başka bir şey görmek başka bir şey. Dolayısıyla e, başımıza gelecekler göz göre göre geliyor. Black Mirror'da e, bunları anlatan bir şey. Çünkü bunlar hep aslında kendileri için bir sinyaldir. Bakın böyle böyle yapacağız. Bunlara hazırlıklı olun derler kendi taraflarındakilere. Diğer işte koyun sürüleri de bunları izler. Aa ne kadar güzel film der. Evet güzel film. Ama işte orada bazı mesajlar var. O mesajları almak lazım. Yoksa güme gidiyoruz ve siz bunları anlattığınızda bunlar komple teorisi denip geçiyor. İşte Black Mirror aslında bir şekilde bize içimizdeki canavarı gösteriyor. Burada bugün işleyeceğim konu White Bear, beyaz ayı. Beyaz ayı da muhtemelen o küçük kız çocuğunun oyuncağı olan ayıdan geliyor o isim. Ne yapmışlar burada? Bir kere Şuna dikkat etmek lazım. Şimdi bystander effect e, izleyici etkisi denen bir şey var. E, burada bir olay olduğunda insanlar e, eğer tek başınaysa müdahale ediyor. Ama büyük bir çoğunluk varsa herkes e, bir başkasına bırakıyor bu işi ve müdahale etmiyor. Filmdeki bu izleyiciler sürekli olarak görüyorsunuz. Herkes telefonla e, olayı çekme peşinde <laughs> kameralarla olayı resmediyorlar çok da eğleniyorlar ee, kurbanımız şimdi katil kötü insan diye nitelenen bir kız var orada aslında bu bir kurban ve e, emin olun ona o işkenceyi yapanlar ondan kat kat daha kötü ve bunlar normal insanlar daha önce bir şeyde anlatmıştım, şimdi Matrix'te bir bölüm vardır. Ee, orada biz Morpheus, Neo'yu bir bakarsın. simülasyona Örce sokar ve normal dünyaya ve gelir. Dünyada de yolda yürürlerken karşılarına bir, karşılarına bir sürü insan çıkar. İşte anlatıyor, mühendisler, arayan, avukatlar, marangozlar bunların hepsi aslında bizim düşmanımızdır der. Ve o arada kırmızılı bir kız belirir. ...seksi bir kadındır bu... ...Neo ona bakarken... <laughs> ...Morpheus der ki kırmızılı kadına mı bakıyorsun? Şaşkın bir durumda... ...ha ha falan... ...diyorken tekrar bakıyor karşısına... E, ...suratına silahı doğrultmuş bir şekilde... ...Ajan Smith çıkıyor. İşte bu halkın hepsi Ajan Smith gibi... ...normal dünyada Matrix'in içinde... ...insanlar yani... ...en büyük sömürüyü... E, ...alanlar bu sistemi ayakta tutanlar. Ne kadar çok sömürülürse bu sisteme o kadar sıkı sıkıya bağlanıyor ve bundan kurtulma imkanı yok. Şaşılacak bir durum gibi görünüyor ama aslında değil. Ee, bir hikaye vardı. Yengeç alıyorlar. Denizden yengeçleri çıkartıyor adam bir kovanın içine koyuyor. <laughs> kovanın da üst, ağzı açık. Yani bir şey yok kova. Bir kaçmasınlar diye bir şey yok. Çocuk soruyor. Bunlar kaçmaz mı diyor. Niye üstünü kapatmıyorsun? Kaçmazlar diyor. Çünkü bir tanesi çıkmaya çalışırsa alttan bir başkası onu tutar aşağıya çeker. İnsanların bundan bir farkı yok. Yani bir sürü tuzak var bununla ilgili düzenlenmiş. Hep şeye bağlılar. İnsanlar geleneklerine, göreneklerine ve eskimiş, zamanı geçmiş bilgilerine, körkörüne bağlılar. Bundan kurtuluşları yok. Çünkü herkes sahip olduğunu muhafaza etmek istiyor. Ama... Evren sürekli e, hareket halinde ve sürekli değişiyor. İnsan hareket etmek istemiyor, bu e, konfor alanından çıkmak istemiyor. Ama yeni bir şeyi almak için bazen ilinizdeki başka bir şeyi bırakmak zorundasınız. Başka bir örnek daha vereyim, daha iyi açıklanacaktır. Şimdi özellikle şeyde uzak doğuda Asya'da falan kullanıyorlar bunu. Maymun tuzağı denen bir şey var çok basit bir tuzak. Bir Hindistan cevizinin altını kesiyorsunuz. Böyle toprağa gömüyorsunuz onu. İçine de bir tane tatlı bir şey koyuyorsunuz. Muz koyuyorsunuz mesela. Şimdi maymun elini uzatırken içine uzatabiliyor, sokabiliyor. Ama muzu tuttuğu anda eli büyüdüğü için o delikten dışarı çıkmıyor. Ve ne kadar uğraşsa da oradan kurtulamıyor. Aslında yapması gereken çok basit. Oradaki muzu bırakmak. Ama onu bırakamadığı için yakalanıyor. İnsan da aynı şekilde hiç ihtiyacı olmayan şeyleri elinde tutarak e, ve enerji dönmüyor bu şekilde. Yenisi gelmiyor. Ve bu tuzağa kapılıyor. Ve bunun sonucunda da işte bugün başımıza gelenler neyse onlar oluyor. E, bu bystander efekte e, insanlar sürekli olarak hep bir toplum halinde bir başkasına bırakıyor iş. Orada da toplum herkes bunu yapıyor diyerek gayet rahat bir şekilde bu işkenceye devam ediyor. Hepsi o cezalandırdıkları kadından daha büyük suç işlemekteler aslında. Tamamen manyaklık yani barbarlığın dip noktası bu orada yapılan iş ve bunu bir şova dönüştürmüşler. Ee, nasıl bir şey Ondan para kazanıyorlar. Suçtan para kazanıyorlar. Yani suç yaratıyorlar ve suçtan para kazanıyorlar. Şimdi Amerika'da şöyle bir durum var. Gerçi bu İngiliz dizisi ama yani hapishanelerin nasıl işlediğini anlatıyorum. Bir şeyi özelleştirdiğinizde bundan para kazanmaya başladığınızda artık o işten hayır gelmez. E tabii ki insanlar hayatını kazanmak zorunda ama bazı şeyler özelleştirilemez. Yani özelleştirilince ne olduğunu ülkemizde de gördük zaten. Hapishaneler özelleştirilmiş ve bu hapishanelerdeki, yani bunlar ticari firma. Ticari firmanın amacı nedir? Para kazanmaktır. Para kazanmak için de bir sent için binlerce sayısız insanı öldürebilir. Ee, ne yapacak? Para kazanmak için suçlu lazım değil mi? Suçlu oldukça daha başka hapishaneler açılacak ve daha fazla para kazanacak. E, suç icat ediyorsunuz. Ve suç icat ettikçe özellikle de bu zenciler oluyor maalesef. Zenciler yıllardır köle olarak yaşadılar ve bu kölelikleri devam ediyor. Bitmeyecek çünkü bu bir şey gibidir. DNA'ya işlenir. İyi eğitim görmediği için de kendini yetiştiremez ve suçun içine çekilir, itilir daha doğrusu sürekli olarak. Ne yapıyorlar? Mesela e, serserilikten, aylaklıktan tutukluyorlar. Ve bunu hapse atıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Şimdi Amerikan Anayasasının 13. maddesi var. E, diyor ki hiç kimse e, köle olarak kullanılamaz. Ama ona bir alt madde eklemişler. Suç işlemediği sürece. Ne yapıyor? Ne yapacaksın o zaman? Şimdi Kuzey Güney Savaşı aslında bir Çıkar Savaşıydı. Yani bu Çıkar Savaşında Amerika'da e, bir taraf köleliği e, Lyndon Johnson şey yaptı bu işi. Hani Kennedy başlatmıştı ama Kennedy suikaste uğrayınca Lyndon Johnson geldi iktidara ve bu özgürlük zencilerin özgürlüğü ile ilgili bazı yasa tasarıları hazırlandı ve şeyden geçti. Senato'dan geçti. Bunun sonucunda şimdi eee Köleler bedavaya çalıştırılan insanlar. Bunun tabii ki ekonomiye ciddi anlamda bir etkisi olacak. Ne yaptılar? Şimdi o köleleri e, saldılar ama ondan sonra da bunları suçlu icat et, suçlu yaratmaya başladılar. Abuk sabuk sebeplerle bir sürü zinciyi hapse atarak tekrar bunları köle olarak kullanmaya başladılar. Yani o kadar çok kandırmaca var ki dünyada böyle devam ediyor. E, dikkat edin. Filmde şey vardı. Orada bir tane süngeri 2 pound muydu yanlış hatırlamıyorsam? 2 pounda satıyorlar sünger dediğim işte buna böyle fırlatılan artık kanlı En önemlisi de şu. Bu kadın büyük bir baş ağrısıyla uyanıyor. İşte bileklerinde bandajlar falan var. Ne olduğunu hatırlamıyor. Kim olduğunu bile bilmiyor. Böyle bir şaşkınlıkla nerede olduğunu bilmiyor. Şimdi kim olduğunu bilmeyen birini neden cezalandırırsınız ki? Bu bir ceza mıdır? Yani kişinin ceza niye verilir? İntikam almak için mi? Kendini tat buradaki bu izleyenlerin, şovu düzenleyenlerin tamamı çok iğrenç bir mastürbasyon içindeler. Yani e, vahşi zevklerini tatmin etmek için masum insanlara acı çektiriyorlar. Ben suçlunun tarafında değilim, hiç kimsenin tarafında değilim aslında. Sadece şunu söylüyorum, kadın zaten hiçbir şey hatırlamıyor. Yani hafızasını kaybettirmişler buna ve sürekli olarak yapıyorlar ve orada bir takvim var. Bakın, 17 gündür bu işkenceyi çekiyor. Ölene kadar bu işkenceye devam edecekler ki öl ölmesi de biraz zor ya onun yani çünkü o şov devam edecek. O biter bir başkası başlar ve sürekli böyle devam eder. Hiçbir şey hatırlamayan insanı niye cezalandırırsın? Her seferinde aslında bir bakıma bir başka masum insanı cezalandırmış oluyorsun. Bir şey bilmiyor ki. Yani yapmış bir şey bir çocuğa işkence edilmiş videosunu çekmiş bu da. Ortak olmuş. Bir suça ortak olmuş. Yaptığı hoş bir şey değil ama siz bunu bu şekilde işkence ettiğinizde elinize ne geçiyor? O ıslah mı oluyor? Durumu anlıyor mu? Sürekli olarak acı çektirdiğiniz bir ruh var ortada. Eee eğer bu gerçekleşirse ki aslında gerçek de, yani şu an e, dünyada bu yaşanıyor, dikkat edin sosyal medyada, ana akım medyada haberlerde paylaşılan bir cinayet, kadın cinayeti, bir çocuk tecavüzü olsun, altına yapılan yorumlara bakın. Hepsi aynen bu dizide olduğu gibi böyle e, işte sonsuza kadar acı çektirmek lazım diye bütün toplum aynı görüşe sahip. Burada bu zincir kırılmayacağı için herkes de suçlu olarak ilan edilebilir. Çünkü suçlu olmak o kadar kolay ki. Bakın bu sistem içinde suçlu olmak kadar kolay bir şey yok. Diyelim böyle bir şey uygulanıyor ve bunu bir şova dönüştürdüler. Kimler suçlu olur biliyor musunuz? Asıl suçlular suçlu olmaz. Diyelim bir politikacı bir mafyayla anlaşma yapar. Ve e, kendi çıkarına para kazanır uyuşturucu taşıyabilir ve bunun sonucunda bir gazeteci bunu ortaya çıkartır anında o gazeteciyi suçlu ilan ederler terörist ilan ederler vatan haini olur yani ne olur bunun sonucunda o e, suçlu olduğu için e, suç icat etmek basittir. Yani bilgisayarınıza bazı dosyalar yüklerler. En iğrenç suçları işlemiş olursunuz. Pezevenk ilan edebilirler. Siz aklınıza gelecek gelmeyecek her türlü şeyi yapabilirler. Toplum da bunu linç etmeye başlar doğal olarak. Ve <laughs> işin sıkıntılı tarafı şu. Bu teknoloji sayesinde geldiğimiz noktada Deepfake denen bir şey var. Yani bir insanı alıp hiç söylemediği şeyleri onun sesiyle, onun yüzüyle söyletebilirsiniz. Ve buna hemen tepki verdiğinizde işte masum bir insanın hayatını kaydırmış oluyorsunuz. Çünkü şu anda manipülasyon o kadar üst seviyede ki gördüğünüz hiçbir şeye inanmanız çok doğru değil. Yani her şey bir yalan olabilir. Ki zaten yalan dünyada yaşıyoruz aslında da. O yüzden çok mesafeli ve temkinli davranmak lazım. Her haberde, her olayda. Çünkü bunların tamamı insanları aldatmak için yapılıyor. Burada da aynı şekilde böyle suç icat ediyorlar. İnsanlara eğer iktidarda kim varsa onun aleyhine bir şey yaptıysa anında suçlu olabiliyor. Yani bir grafitici çocuk düşünün bunu da suç icat edebilirler. Belki de suçtur bilmiyorum yani. <laughs> emin değilim ondan bakmadım hiç. Ama Amerika'da birçok yerde yasak onu biliyorum. Ee, bunu yakalarlar. Ters kelepçeyle bağlarlar. Ee, i̇şte e, onu sosyal medyada paylaştığında ki ben gördüm örneklerini. Çünkü, çünkü yani Türkiye'de değil ama... Bunun elleri kesilsin diyen insanlar çok var. Ya ne, ne dediğinin farkında değil insanlar bunların... Hepsi böyle ve aynı o başta anlattığım yengeç hikayesi gibi işte bu. Herkes birbirini e, dibe çekmeye çalışıyor. Bakın o e, filmde alkışlayan, videoları çeken insanlara. Bunlar toplum, normal insanlar, aileler. Çocuklarını da yanında getirmişler. Çok matah bir şey yapıyorlarmış gibi. E, bunu böyle güle eğlene, çılgınlar gibi eğleniyorlar kısacası ama... Bakın böyle bir durum cezayı uygulayanlar onlardan da kat kat daha kötüler. Yani asıl suçu işleyenlerden kat kat daha kötü ve bunun e, neredeyse bütün toplum böyle işin kötü tarafı o ve normal geliyor. Çünkü bir şey normal nedir? Normal iyi bir şey demek değildir. Yani herkes bir şeyi yapıyorsa o normaldir. Yani bu çok adaletsiz, saçma sapan, vahşice bir davranış da olabilir ama herkes bunu yapıyorsa bu normaldir. Ve böyle bir toplum e, cezayı bir şekilde haklı görüyor olsa bile bunun toplumda psikolojik sonuçları çok çok kötü çok kötü oluyor hakikaten yani herkes hemen herkesi her yerde linç etme peşinde herkes bir suçlu arıyor ve evrende her şey birbirine bağlantılıdır yani kelebek etkisi aslında gerçektir. Ya sadece insan hani bir de vardır işte Çin'de bir kelebek kanat çırptığında burada tsunami olabilir. Karma düşüncesi ee, insanlar en nihayetinde başlarına gelenin sebebini anlayamıyorlar ve herkes sürekli böyle bir rol yapma peşinde. Biraz önce bir arkadaşa yorum yazmıştım <laughs> oradan aklıma geldi. İnsanlar sürekli e, bu sisteme uygun bir şekilde kendi benliklerini kaybedip rol yapmaya devam ederlerse e, hiç kimse sürekli olarak rol yapamaz ve yalanları sürdürmek insanı böyle inanılmaz bir stres içine sokar. Bu stres sonucunda ne yapacaklarını şaşırırlar. Önemli olan en başta e, kötü niyet sahibi olmamaktır. Tam şimdi kötü niyet sahibi olmak nedir? O da karışık. <laughs> sadece kendi çıkarını düşünerek hareket etmek ve bunun için her şeyi yapmak bir kere bu düşünceyle başlamak herhangi bir işe bu kötü niyet. Nihayetinde bunu sürekli olarak devam ettiremeyeceği için onun da başına bir şeyler gelmeye başlar ama bunun sebebini hiçbir zaman çözümleyemez çünkü kaptırmıştır kendini. Yani insanların ihtiyaçları o televizyonda anlatılan gibi, reklamlarda anlatılan gibi şeyler değil ki Bugün koronada mesela abire kıyafet alma peşindeyiz. Evde kıyafet alsan ne olacak? <laughs> Kime göstereceksin? Bakın mesela onun ihtiyaç olmadığını birçok insan şu anda anlamış durumda. Ve bu filmde asıl kötülüğü yapanlar, o şovu hazırlayanlar. Yani görüyorsunuz o zavallı aslında zavallı bir kadın. Yani çünkü kimi cezalandırıyorsun, neden cezalandırıyorsun belli değil. Bu intikam alma, öç alma bir adalet getirmez ki. Yani bunu yapıyorsun ama o ne yaptı, kim olduğunu bile bilmiyor. Dolayısıyla o kadar saçma bir durum var ki ortada. Yani bunlar ileride gerçekleşirse ki gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. Gidişat o çünkü insanlara ve bir olaylara, bir sosyal medyada çıkan haberlerin altındaki yorumlara baktığınızda bunun hala hazırda zaten olduğunu görüyorsunuz. İleride bunun şova dönüşmesi de gayet güzel mümkün. Neticede işte Black Mirror bu bölümde ne gösteriyor? Ben senin üzerine bir tsunami gibi geliyorum ve sen hiçbir şey yapamazsın. Her şey bizim istediğimiz gibi olacak mesajını veriyor. Kendi kendilerine mesaj veriyorlar aslında. Fakat bunu bozmanın tek bir yolu var. Ee, toplumun belli bir ortak bilinci paylaşması. Yani birey olarak değil, birey olmak önemli ama gerçek bir toplumu oluşturacak gerçek bireylerdir. İnsanlar birey olamıyor ki. Yani insanlar sistemin onlara dayattığı şekilde hareket ettiği için kendi kendilerini ortaya çıkartamıyorlar. Herkes bir başkası gibi davranma peşinde. Ve yani işte orada büyük bir eğlence yapmışlar onu, o işkenceyi. Herkes onun videolarını çekiyor bununla ilgili. Bunlar nasıl birey olacaklar? Bunlar birey değil ki. Bunlar kukla. Şey, zavallı ezik böcekler gibi değil. Yani toplum bu hale dönüştü ve ileride başka bir bölüm daha var. Nation. Neyse adını unuttuk şimdi. Onu da işleyeceğim. Orada da tarif ediliyor. Çünkü bir o sosyal medyada şu ölsün diye mesaj atan herkes ölmeye başlıyor. Yani işte bu karma dediğim olay bu şekilde gerçekleşiyor. Ona da sıra gelecek. Şimdi adını hatırlayamadım ama ileride görürsünüz. Bununla ilgili bu kadar gevezelik yeter zannederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.